örneklerinden Sultan II. Abdülhamit Han'ı bugün huzurundayız. Sultan Abdülhamit Han, 100 yılın tam ve gerçek olarak keşfedemediği bir siyasetçi ve devlet adamıydı. Hayatını inancı uğruna adamış bir insan, şefkatli bir baba, halkın din, dil, ırk ayrımı gözetmeden seven ve huzurunun temini için mücadele eden, dış siyasette ise devletler arası dengeyi ülkesinin menfaati doğrultusunda en iyi şekilde temin eden gerçek bir strateji dehasıdır. Yüksek maneviyatı, nezaketi, devlet adamlığı dehasıyla Osmanlı Devleti'nin son dönemine damgasını vuran yüce bir şahsiyettir. Ancak son zamanlarda ırkçı emperyalizmin işbirlikçileri tarafından dedemiz Osmanlı'yı itibarsızlaştırma çabaları gerek devlet eliyle gerekse de yazılı ve görsel basın aracılığıyla sistemli ve maksatlı olarak yürütülmektedir. Biz milli görüşler olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dedemiz Osmanlı'ya sahip çıkacağımızı buradan tekrar ilan ediyoruz. Eğitime, sağlığa ve bilime büyük önem veren Sultan, bu amaçla Osmanlı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde kalan toprakları üzerinde 5000 eğitim kurumu yaptırmıştır. Günümüzde hala kullanılmakta olan birçok okul ve kurumlar onun döneminin eserlerindendir. Memlekette çok büyük imar ve eğitim faaliyetleri başlatarak çoğu şahsi parasından karşılanan cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme köprü ve imarathane yaptırmıştır. Bu eserlerin tamamı 1552 adet olarak kayda geçmiştir. Ayrıca ülkenin dört bir yanını demir yollarıyla döşetmiştir. Onun ileri görüştüğü sayesinde döneminde eleştirilmesine rağmen Çanakkale'de yerleştirdiği toplar savaşın en kritik anında savaşın bizim lehimize dönmesinde nasıl tesir ettiğini çok iyi biliyoruz. Sultan II. Abdülhamit Han bugün Orta Doğu'da yaşanan dramı ve çözümsüzlüğü bundan tam bir asır önce görmüş ve tek başına eşsiz bir mücadele örneği göstermişti. Ortaya koyduğu mücadelenin iktidarının sınırını getirebileceğini çok iyi biliyordu. Ama onun kaygısı tahtı değil, milleti ve memleketinin selametiydi. Bedeli ne olursa olsun taviz vermeden mücadelesini sürdürdü. O dönemde Yahudiler Theodor Herzl ile Abdülhamid'e Osmanlı'nın tüm borçlarını ödemesi karşılığında Filistin'de toprak isteklerini iletmişlerdi. Osmanlı'nın ve Sultan'ın çok sıkıntılı döneme rastlamasına rağmen Sultan bu talep karşısında ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil milletime emanettir diyerek kaya gibi bir sert cevap vermiştir ve huzurundan gelen heyeti kovmuştur. Bugün ise 2. Abdülhamit Han'ın Necmettin Erbakan'ın yolundan gittiğini söyleyenler bizlere emanet bu İslam topraklarını Haçlı sürülerinin bir kuruluşu olan NATO toprağı ilan etmiş durumdalar. Dış ve iç politikada dirayetli bir hakan olan Sultan Abdülhamit Osmanlı Devleti'ni 33 yıl hiçbir savaşı sokmadan dünya dengelerini elinde bulundurması siyasi bir deha olduğunu ortaya koymaktadır. Bu arada İttihat ve Terakki Fırkası'nın ilk hedefi 2. Abdülhamid'i tahttan indirmekti. Ancak sadece 2. Meşrutiyet'in ilanına muvaffak olmuşlardı. 2. Meşrutiyet ile birlikte halkın Sultan Abdülhamid'e sevgisi ve bağlılığı daha da artmıştı. Bu nüfuzu ortadan kaldırmak için çeşitli kupalar kullanan Batı nihayetinde 31 Mart vakasını memlekete yaşatmıştı. Miladi takvime göre 13 Nisan 1909 Salı gününe gelen bu olay 33 yıl boyunca hasta adamı ayakta tutmayı başarmış, büyük padişahı tahtından etmişti. Bizler bugün 2. Abdülhamit Han'ı yad etmek için buradayız. Ama aynı zamanda tarihten ders almak için de buradayız. Nasıl ki ırkçı emperyalizm o günkü işbirlikçileri vasıtasıyla Osmanlı'yı parçalamış, millet ve memleket sevdalısı Sultan II. Abdülhamit Han'ı tahtından etmiş ise bugün de yine yerli işbirlikçileri vasıtasıyla memleketimizi parçalamak istemekte, millet ve memleket sevdalılarını çeşitli hile ve desteklerle iktidardan uzaklaştırmakta ya da iktidara gelmesini engellemektedir. Sultan Abdülhamit Han manevi yönü çok kuvvetli, dindar ve son derece şefkatliydi. Elinde fırsat varken bile düşmanlarını kanımlandırmamıştı.
31 Mart olaylarında devlete karşı ekseriyeti Sırp, Bulgar ve Yunanlı olan İslamcı çete mensuplarını yağma ve cinayetlere karşı çok muazzam donanımlı ordularını bile kullanmayan Sultan Abdülhamid, endişelerini dile getiren ordu komutanlarına şu anlamlı sözleri söylemişti. Biz yalnızca padişah değil, aynı zamanda bütün Müslümanların halifesiyiz. 33 küsur senelik hayal saltanatımızda hiç kan dökmedik. Hayatımızın sonlarında Müslüman kırdırıp günaha giremeyiz. Onlara Cenab-ı Hakk'a havale ediyorum demişti. Sultan Abdülhamid en çok saldırı öpeyanlara maruz kalan padişahdır. Halkın sevgisine ve dirayetine rağmen sırf Müslüman karar hükümesinde kendini feda etmiştir. Öyle ki meclis Abdülhamid Han'ı tahttan indirilmesine karar vermesine rağmen fetva emini Hacı Nuri Efendi sultanın tahttan indirilmesine dini izin vermemiştir. Sultan Abdülhamid'in mücadelesinin hangi kulvarda olduğunu anlamak için onu tahttan indirme kararı kendisine tebliğ için meclis tarafından görevlendirilip saraya giden 4 kişiyi tanımak yeterlidir. Bunlardan biri Yahudi casus Emanuel Karasulu, ikincisi ise Ermeni sanatör Aram Efendi, üçüncüsü Osmanlı Devleti'ne karşı silah çekmiş hain Esat Toptani Paşa'dır. Dördüncü isim ise birçok skandala karışan Arif Hikmet Paşa'dır. Abdülhamid Han tahttan indirilmiş ama 33 yıl şan ve şeref dolu padişahlık görevini başarıyla ifa etmiştir. Abdülhamid'in akıllarda kalan en büyük özelliği ise çok güçlü maneviyata ve vatan sevgisine sahip olmasıydı. O sürgüne gönderildiği Selanik'te yaşlı ve hasta vaziyetteyken Balkan Savaşı çıkmış ve onu İstanbul'a götürmeye gelenlerin düşmanın yaklaştığını ifade etmesine rağmen aslan gibi kütlemiş ve ben de bir silah alır, asker evlatlarımla beraber vatanı müdafaa ederim. Ölürsem de şehit olurum demiştir. Sultan 33 yıl padişahlık yaptıktan sonra 27 Nisan 1909'da tahttan indirildi. 3 yıl Selanik'te Alaaddin Köşkü'nde ev hapsine tutulduktan sonra 1912'de İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı'na getirildi. 10 Şubat 1918'de İstanbul'da vefat etti. Ama onun mücadelesi devam etmektedir. Bizler de aynı şuur ile bugün buradayız. Bize bu ulvi değerleri unutturmaya çalışanlara Sezai Karakoç'un diliyle sesleniyoruz. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak. Bu anlamlı günde Sultan Abdülhamid'i bir kez daha rahmetle anıyor, davasını savunmaya devam ettiğimizi belirtiyoruz. Aziz milletimizden tek arzumuz odur ki onun devrinde yaşama bahtiyarlığına ermiş olmalarına rağmen onu anlayamayanlar ve onu geç anlayanlar gibi olmayalım. Onu ve onun yolundan gidenlerin tavsiyelerini çok geç olmadan anlayalım. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi Abdülhamid'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır. Vefatının 95. yıl dönümünde cennet mekan Sultan II. Abdülhamid Han'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz, saygılar sunuyoruz.